Seramızın son durumu arkadaşlar şu şekilde. Devamlı nemlendirme yapıyoruz. Tepsilerimiz burada. Şu gördüğünüz harici besin poşeti uygulamam. Misal sarmış durumda. Ama tabii bir toprak üzerinde herhangi bir konidia veyahut da benzer bir oluşum henüz yok. Bu buğday tanelerinin üzerindeki miseller tabii zamanla kayboldular. Bir kısmı toprağın altına çekildi. Şu diğer tepsimiz. Burada gelişim devam ediyor. Bu da öteki tepsimiz. Burada gördüğünüz istiridye mantarı. Ben maalesef bu tepsiye kuzu gibi mantarı diye istiridye mantarı tohumu ekmişim. İstiridye yetiştirdik. Bu tepsinin bir kıymeti yok. Şimdi şöyle duvara bir zoom yapalım arkadaşlar. Bu canlıyı görüyorsunuz. Mantar sineğimiz. Buna karşı aldığım tedbir de şurada. Bakınız. Üzeri ne kadar sinek dolu. Maalesef bir de böyle bir sorunumuz var. Şimdi kaplarımızı alalım. İçlerine detaylıca bir bakalım arkadaşlar. Bu kapta besinimiz yoktu. Kuzu gibi mantarı tohumu ektik. İlk başlarda konidyalar oluştu ama daha sonra da besin olmadığı için yürüyemediler, büyüyemediler. Şunda elmalarımız vardı. Gördüğünüz gibi taşlarda yosunlaşmalar da var. Aslında gayet güzel bir nem oranını tutturmuşuz ama bu da olmadı. Keza bu kabımız da aynı. Bunda da elma vardı. Şu kısımlarda beyazlanmalar biraz var ama bu kapta talaş buğday karışımına hazırlanmış tohumluk miselimiz vardı. Ve hatırlıyorsunuzdur. Bunda bayağı yoğun pinler vardı. Özellikle şu bölgede. Ancak pinlerimiz kaybolmaya başladı son birkaç günde. İyice inceledim, baktım. Ben de bunda bayağı yoğun bir sıkıntı gördüm. Hatırlıyorsunuzdur. Siyah noktalar vardı. Küf gibi. Bir toprak hastalığı vardı. O toprak hastalığından dolayı pinlerimiz gelişmediler. Aynı boyutta kaldılar. Bir türlü besin alamadılar. Havaların ısınmasıyla birlikte maalesef mantar sineği bulaştı. Ve toprağı yakından incelediğimde çok fazla sinek larvasıyla karşılaştım. Yani hemen hemen her yerini istila etmişlerdi. Maalesef bu larvalar da pinlerle, mantar pinleriyle özellikle besleniyorlar. Şimdi yakından bakalım. Bakın beyaz örümcek var. Toprakta. Toprakta sterilizasyon yoktu. Bu canlıların hepsi türedi. Şurada siyah başlı. Bakın pinleri yemekle meşguller. Ve ağ örüyorlar. Örümceğimiz geziniyor. Larva besleniyor.
Hem larva hem örümcek ikisi aynı ortamda. Bunlar da şimdilik sağ kalan pinlerimiz. Bu gördüğünüz buğday tanesine aşılanmış miselle yaptığım bir çalışma. Bu toprağı ben sterilize ettim. Tohumlarımız gayet sağlıklı görünüyorlar. Herhangi bir küflenme yok. Bunu da bir hafta 10 gün içinde bunu da bir soğutmaya alacağım. Soğuduktan sonra üzerine harici besin poşeti uygulaması yapacağım. Bakalım kolonya oluşumu ve pin gelişimini görebilecek miyiz? Şurada bir adet daha var arkadaşlar. Bu farklı bir çalışma. Bu da steril toprak ama steril toprağa doğrudan likit misel aşıladım ben. Yani şırıngayı toprağın üzerine sıktım. Bakınız miseller de var. Lakin tohum veya da herhangi bir besin olmadığı için miseller fazla büyümediler. Artık bunda bir şey yapmayacağım. Ne kadar hayatta kalırlar onlara bakacağım. Videonun başında da bahsettiğim gibi sinek sorunumuz var. Bakın bu yapışkanlı bir sinek tuzağı. Ne kadar çok sinek var. Hani ben saymaya çalıştım. Yaklaşık 100 tane saydım. Şimdilik yapacak bir şey yok. Artık bu tepsiyi takip edeceğiz. Bir de bu tepsiyi. Bir de sinekleri. Görüşmek üzere.